Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile birlikteyiz. Birinci dönem ikinci yazılıya hazırlık yapacağız birlikte. Başlamadan önce şunları söyleyeyim. PDF'sini açıklama kısmından alabilirsiniz. Öncelikle kendiniz çözün. Daha sonra da benim çözdüğüm cevaplara bakarak kendinizi test edebilirsiniz. Dolaşım sistemine kadar hatta bağışıklık sistemine kadar arkadaşlar. Müfredatta o şekilde olması gerekiyor. O yüzden bağışıklık sistemine kadar hazırladım sorularımızı. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Sinir doku hücrelerine biz ne diyoruz? Nöron diyoruz, değil mi? Nöronlar. Peki sinir dokuda bundan yardımcı hücrelerin hücrelere ne diyoruz? Bunlara da glia hücreleri diyoruz arkadaşlar. Miyelin kılıfın kesintiye uğradığı bölgeye Ranvier boğumları diyoruz. Ranvier boğumları. Miyelin kılıfı hatırlayın bakın. Bizim sinir hücremize baktığımız zaman şunlar dendritler, şurada ortada kalan kısım hücre gövdesi. Bir de Şöyle şivan hücreleri vardı. Şivan hücreleri etraf, etrafına ne sentezliyor? Miyelin kılıf senteziyor. Bu miyelin kılıf şivan hücrelerinin birleştiği bölgelerde bulunmaz. Biz bu bölgelere ne diyoruz? Ranvier boğumu diyoruz arkadaşlar. Gelelim diğer sorumuza. Nöronlar görevlerine göre 3 ayrılıyor. Nedir bu e, nöronlar arkadaşlar? Duyu nöronları, duyu nöronu, ara nöron ve motor nöronlardır. Duyu nöronları dışarıdan gelen uyarıyı merkezi sinir sistemine götürür. Merkezi sinir sistemi de beyin ve omuriliktir. Ara nöronlar merkezi sinir sisteminde bulunarak gelen uyarıyı değerlendirir. Motor nöronlar da ara nöronların oluşturduğu cevabı ilgili kaslara ya da ilgili bezlere gönderir. Bu şekilde görevlerini de söylemiş olalım. Bir sinir hücresinde impuls oluşturan en küçük uyarı şiddetine biz ne diyoruz? En küçük uyarı şiddetine eşik şiddeti diyoruz arkadaşlar. Eşik şiddetinin altında bir uyarı geldiği zaman sinir hücresi uyarılmaz. Eşik şiddetinin e, eşik şiddetinde ve eşik şiddetinin üstünde bir uyarı geldiği zaman o zaman sinir hücresi uyarılmış olur. İki sinir hücresinin bağlantı noktasına ne diyoruz? Sinaps bölgesi diyoruz. Hemen sinaps bölgesini de göstereyim size. Bakın şöyle iki tane sinir hücresi olduğunu düşünün. Sinir hücreleri şuralar. Akson bölgesi. Diğer sinir hücresi geliyor bakın bu şekilde. Şöyle arkadaşlar iki sinir hücresinin yakınlaştıralım hatta bunu. İki sinir hücresinin şu arasında kalan bölgeye biz sinaps bölgesi diyoruz ve sinaps bölgeleri uyarı aktarımının kimyasal yolla gerçekleştiği bölgedir. Sinaps bölgelerinde nörotransmitter maddelerle uyarı iletimi gerçekleşir arkadaşlar. Daha önce de zaten diğer sınava hazırlanırken anlatmıştım. Beyin ve omurilik 3 katlı zardan oluşur. Bunlar dıştan içe doğru nedir arkadaşlar? Sert zar, sert zar, örümceksi zar, örümceksi bir de ince zar vardır. Örümceksi zarla ince zar arasında da beyin omurilik sıvısı bulunur. Beyin omurilik sıvısı hem beyni hem de omuriliği dışarıdan gelen etkilere karşı korur. Beyin hücrelerinin omurilik hücrelerinin beslenmesini sağlayan bir yapıdır. Beynin ön lobu ile Yan lobunu ayıran enine girintiye biz ne diyoruz? Rolando yarığı diyoruz arkadaşlar. Rolando yarığı. Ronaldo'dan zaten aklınıza gelir. Uç beyinden enine kesit alındığında şimdi ak madde boz madde durumuna geliyoruz. Dış tarafta arkadaşlar boz madde bulunuyor. İç tarafta da ak madde bulunuyor. Omurilik soğanı ve omurilikte ise tam tersi. Dış tarafta ak, iç tarafta boz madde bulunur. Unutmayın. Omurilik soğanına biz ikinci bir isim olarak ne diyoruz? Hayat düğümü diyoruz değil mi? Hayat düğümü. Neden hayat düğümü diyoruz? Çünkü hayati faaliyetleri kontrol ediyor. Solunum, boşaltım, daha sonra sindirim gibi olayları kontrol ediyor. O yüzden de hayat düğümü diyoruz. Beyinci ise arkadaşlar hayat ağacı diyoruz. Neden hayat ağacı diyoruz? Çünkü e, boz madde, ak maddenin içerisinde böyle ağaç gibi dallanmıştır. O yüzden de biz beyinciye görünüm olarak hayat ağacı da diyoruz hayat acı. Peki beyincin görevine Vücudumuzun denge merkezi olması. Refleks merkezi nedir? Şurayı sileyim karışmasın. Refleks merkezi arkadaşlar tabii ki omuriliktir. Omurilik. Mesela iğne battığında elimizi çekmemizi sağlayan, elimiz yandığında yine elimizi çekmemizi sağlayan merkez neresidir? Omuriliktir. Uyarılara karşı istemsiz ve aniden oluşan tepkilere biz ne diyoruz? Refleks diyoruz. Refleks. Hormonlar ne yoluyla aktarılıyor arkadaşlar? Tabii ki hormonlar kan yoluyla aktarılır. Kan haricinde başka hiçbir yerde bulunmaz hormonlar unutmayın. Sinirsel tepki hızlı mıdır yavaş mıdır buna bakacağız. Sinirsel tepki hızlıdır. Hızlı. Hormonal tepki ise arkadaşlar yavaştır. Neden yavaştır? Çünkü Sinirsel tepkide hücreler uyarıldığı anda cevap oluşturur ama hormonal tepkide ilk önce hormon üretiliyor, kana veriliyor, kan yoluyla taşınıyor. Daha sonra bu ilgili yere gidiyor. Orada bir cevap oluşturuyor. Bu şekilde bir e, oluşum vardır. O yüzden daha yavaştır. Annelik içgüdüsü de oluşturan hormon hangi hormondur? Prolaktin hormonu değil mi? Prolaktin hormonudur. Diğer bir ismiyle LTH hormonu. LTH hormonu. Kanda fazla kalsiyumu kemiklere aktaran hormon yani kandaki kalsiyum seviyesini düşüren hormon hangi hormondur? Kalsitonin hormonudur arkadaşlar. Kalsitonin hormonu. Peki kandaki kalsiyumu artıran hormon hangisi? Artıran parat hormon. Parattaki artırmak. Oradan çağrıştırsın size. Artıran hormon parat hormon. Azaltan hormon da kalsitonidir. Adrenal bezler iki bölümden oluşur demiş. Hemen söyleyelim. Arkadaşlar adrenal korteks yani kabuk bölgesi korteks. Bir de adrenal medulla yani öz bölgesidir. Medulla ve korteks bölgelerinden oluşuyor. Aldosteron eksikliğinde hangi hastalık oluşur diye sormuş. Aldosteron eksikliğinde Addison hastalığı veya diğer bir ismiyle tunç hastalığı oluşur. Deri rengi turuncumsu bir renk alır arkadaşlar. Bu yüzden de tunç hastalığı olarak söyleniyor. Pankreasından gerhans adacıklarından hangi hormonlar salgılanıyor? İnsülin insülin ve glukagon hormonu salgılanır. Glukagon hormonu Erkeklerde ikinci eşeysel özelliklerin oluşmasını sağlayan hormon hangisi? Erkeklik hormonu olarak bilinir arkadaşlar. Nedir? Testosterondur. Testosteron yazamadım. Miyelin kılıfın zarar görmesiyle sinir hücrelerinde plaklar oluşur. Bu hastalığa multiple sikleroz yani MS hastalığı denir. Kemik doku hücrelerine biz ne diyoruz? Osteosit. Osteosit diyoruz. Ara maddesine de arkadaşlar o seyin diyoruz. Bu arada telefondan çekiyorum parmağımla yazıyorum. O yüzden de yazın biraz çekin kusura bakmayın. Sıkı kemik dokuda boyuna uzanan kanallar arkadaşlar ne diyoruz? Havers kanalları. Havers. Enine uzanan kanallara da Walkman kanalları diyoruz. Walkman kanalları. Kıkırdak doku çeşitlerini sormuşuz. Kıkırdak dokunun 3 tane çeşidi vardır. Nedir bunlar? Hiyalin kıkırdak. Fibroz kıkırdak ve elastik kıkırdak. Hiyalin kıkırdak bizim kemik uçlarımızda bulunur. E, kemikler hareket ederken birbirine sürtünmesini engeller arkadaşlar. Ayrıca embriyonik dönemde de iskelet oluşturuyor. Mesela köpek balıklarında e, iç iskelet hiyalin kıkırdaktan oluşmuştur fibroz kıkırdak daha dayanıklı basınca çekmeye karşı dayanıklı olan kıkırdaktır bizim omurgamızda omur kemikleri arasında bulunur oldukça dayanıklı kıkırdaktır elastik kıkırdak ise daha e, lastik gibi olan yani daha esnek olan kıkırdaktır mesela kulaklarımızda kulak kepçemizde kulak yolumuzda elastik kıkırdak bulunuyor kemiklerin birleşme yerine ne deniyor eklem denir arkadaşlar eklemi yapısını da göstereceğiz zaten Kas hücrelerinde kasılık gevşemeyi sağlayan nokta nokta proteinlerinden oluşmuş filamentler bulunur. Nedir bu proteinler? Kasın kasılmasını sağlayan proteinler aktin ve miyozin proteinleridir arkadaşlar. Çizgili kasların dinlenme durumunda hafif kasılı ve gergin olma durumuna biz kas tonusu diyoruz. Bu arada kas tonusunu beyinde kontrol eden bölge hangisidir? Orta beyindir. Orta beyin kas tonusunu kontrol eder. Sindirim İkiye ayrılır demişiz. Sindirim arkadaşlar fiziksel sindirim yani mekanik sindirim. Fiziksel yani mekanik bir de kimyasal olarak ikiye ayrılıyor. Fiziksel sindirim böyle ekmeği küçük parçalara ayırıyormuş gibi düşünün. E, kimyasal sindirim ise enzim kullanılarak ekmeğin tamamen sindirilmesi olarak düşünün. Dişin yapısı dıştan içe doğru. Hemen yazalım. Dişin yapısında dış tabakada ne vardır? Mine tabakası vardır. Mine. Ortada dentin tabakası, en içte ise pulpa tabakası vardır. Mine ve dentin tabakasında sinir hücresi ve kan damarı bulunmaz ama pulpa tabakasında kan damarı ve sinir hücresi bulunur. Dişiniz çürümeye başladığında hissetmezsiniz çünkü mine ve dentin tabakasında sinir hücresi olmadığı için ağrı oluşturmaz. Ama çürük pulpa tabakasına indiği zaman dişiniz ağrımaya başlar oradaki sinirler uyarıldığı için. Yutkununca nefes borusunu kapatan yapı hangi kapaktır? Epiglottis değil mi? Epiglottis kapağıdır. Mideden salgılanan ve yine mideyi uyaran hormon hangi hormon arkadaşlar? Gastrin hormonudur. İnce bağırsaktan salgılanan iki tane hormon vardır. Bunlardan birisi sekretin hormonu. Diğeri de kolesistokinin hormonu. Kolesistokinin hormonu. Hem söylemesi zor hem yazması zor bu hormon. Kalbin tabakaları dıştan içe doğru bakın dolaşım sistemine geldik. Dıştan içe doğru ne vardır arkadaşlar kalbin tabakalarında? Perikard tabakası vardır. Miyokard tabakası vardır. Bir de endokard tabakası vardır. Kalpten çıkan damarlara ne diyoruz? Atar damar. Kalbe gelen damarları da ne diyoruz? Toplar damar diyoruz. Sadece endotel tabakasından oluşan damarlar arkadaşlar kılcal damarlardır. Kılcal damarlar oldukça ince yapıya sahiptir. Sadece epitel dokudan oluşur. Biz bu epitele de özel olarak endotel diyoruz. Plazma proteinleri nelerdir? Arkadaşlar albumin, albumin, globulin, globulin, fibrinojen, fibrinojen ve histamin. histamin proteinleridir. Evet. Diğer sorumuza geldiğimiz zaman nokta nokta kanda oksijen ve karbondioksit taşıyan nokta nokta renkli bir hücredir. Arkadaşlar bu nedir? Tabii ki al yuvar. Al yuvarlar. Kanda ne yapıyor? Oksijen ve karbondioksit taşıyor. Taşıyor ve kırmızı renkli bir hücredir. İçerisinde bulunan hemoglobinden dolayı kırmızı renkli hücremizdir. Kalpte uyarı oluşma sırasıyla. Arkadaşlar kalpte uyarı oluşumu şöyle gerçekleşiyor. Bakın şöyle basit bir kalp üzerinden gösterelim. Şöyle dört odacıklı kalbimiz. Şimdi kalbimizin sağ kulakçığının üstünde bir e, düğüm vardır. Biz bu düğüme sinatrial düğüm diyoruz. Sinoatriyal düğüm kısaca SA olarak gösteriyorum. Daha sonra kalbin Kıplakçıkları ile karıncıkları arasında bir düğüm daha var. Atrioventriküler düğümdür bu da. Atrioventriküler düğüm dallanarak purkinje lifleri ve his demetlerini oluşturur. İlk önce uyarı sinoatrial düğüme gider kulakçıklar kasılır. Daha sonra atrioventriküler düğme gider. Atrioventriküler düğümden de Purkinje liflerine ve his demetlerine yayılarak karıncıkların kasılmasını sağlıyor. Şöyle düşünün kafeye gidiyorsunuz hoşlandığınız biri geldi kalbinizin çalışması lazım hızlı çalışması lazım geldi ee, hiçbir yerde masa yok masalarda yer yok geliyor yanınıza diyor ki selamun aleyküm siz de diyorsunuz ki yani kalbiniz kasılmaya başlıyor böyle bir hızlanmaya başlıyor sonra diyor ki ve aleyküm selam diyorsunuz. Siz de aleyküm ve selam diyecek. E, pardon ve aleyküm selam diyecek yerde aleyküm ve selam diyorsunuz. A ve atroventriküler diyor Aranızda his oluşuyor. His demetlerine yayılıyor. Purkinje liflerine yayılıyor. Sonra karıncıklar kasılıyor. Kalbinizde e, hızlı hızlı atmaya başlıyor. Bu şekilde e, kodlayabilirsiniz. Kalbi besleyen damarlar hangi damarlardır? Koroner damarlardır. Sağ kulakçık ile sağ karıncık arasında hangi kapak bulunuyor arkadaşlar? Triküspit kapak. Triküspit. Sol kulakçıkla sol karıncık arasında ise bir biküspit kapak bulunur. Bir Biküspit yani üçlü kapak, ikili kapak olarak söylüyoruz bu kapakları. Evet, böylece boşluk doldurmaları bitirmiş olduk. Evet. Şimdi geliyoruz klasik sorularımıza. 21 tane klasik sorumuz var klasik sorular oldukça önemli sorulardır. Sinir sisteminden ta işte duyu organları dediğim gibi bağışıklık sistemine kadar çözdüm, yazdım arkadaşlar. Şimdi bunları teker teker çözelim. Birinci sorumuzdan başlayalım arkadaşlar. Diyor ki glia hücrelerinin çeşitlerini yazınız. Yazalım zaten birkaç tane çeşidimiz vardır. Nedir bunlar? Mikrogliyalar değil mi? Mikrogliyalar. Daha sonra ependim hücreleri. Ependim. Şivan hücresi şivan hücresi. Daha sonra eee oligodendrositler. Oligodendrosit bunlar nedir? Glia hücrelerinin çeşitleridir. E, görev olarak da soracağını zannetmiyorum. Zaten çeşit olarak bilmeniz de yeterlidir bu hücreleri. Diyor ki ya hep ya hiç prensibini açıklayınız. Neydi ya hep ya hep? hiç? Arkadaşlar sinir sisteminde sinirsel bir uyarı geldiği zaman eğer ki uyarı eşik şiddetinde ise ve eşik şiddetinin üstünde ise o uyarıya sinir hücresi cevap verir. Eşik şiddetinin altındaysa cevap vermez. Biz buna ya hep ya hiç prensibi diyoruz. Yani diyor ki ya bana diyor eşik şiddetinde bir uyarı gönder diyor ya da hiç gönderme diyor. Ya hep ya hiç prensibi bu şekildedir. E, sinir sisteminde ayrıca ya, ya hep ya hiç prensibi kasların kasılmasında da vardır. Onu da söyleyelim. Beyin omurilik sıvısının görevlerini yazınız demiş. Beyin omurilik sıvısı öncelikle nerede bulunuyordu? Kısaca boz diyorduk buna. Hatırlayın. Beyin ve omurilikte üç katlı bir zar vardı. Meninges zarları dediğimiz zarlar. Bunlar dıştan içe doğru sert zar, örümceksiz zar ve ince zardı. İnce zarla örümceksiz zar arasında beyin omurilik sıvısı bulunuyordu. Bu sıvı arkadaşlar beyin hücrelerinin beslenmesini sağlıyor. Daha sonra beyindeki ozmotik basıncın e, dengelenmesini sağlıyor. Beynin beslenmesini sağlıyor. Ee, yine beyni dışarıdan gelen darbelere karşı koruyor Dolayısıyla oldukça önemli bir sıvıdır Beyin omurilik sıvısı Zaten beyin omurilik sıvısının iltihaplanması Çok büyük e, hastalıklara yol açabilir O yüzden dikkatli olunması gerekiyor İnsanda sinir sistemini tablo şeklinde gösteriniz demiş Tabi hocanız size böyle bir şey soru sormaz Tablo şeklinde gösteriniz diye Ben burada soruları kendim cevapladığım için e, Bu şekilde sorular soruyorum Şimdi sinir sistemine baktığımız zaman biz sinir sistemini ikiye ayırıyoruz. Merkezi sinir sistemi bir de çevresel sinir sistemi. Arkadaşlar merkezi sinir sistemini oluşturan yapılar beyin ve omuriliktir. Omurilik. Bunlar içerisinde omuriliği zaten herhangi bir kısma ayırmayacağız. Omurilik refleks merkezidir. Bilmemiz gerekenler bunlar. Beyne baktığımız zaman ise beyin 3 bölüme ayrılır. Nedir bunlar? Ön beyin, orta beyin, ve arka beyin. Kısaca bunların görevlerinden bahsedeceğim. Ön beyin kendi içerisinde yine ikiye ayrılır arkadaşlar. Ne olarak uç beyin ve ara beyin olarak. Ara beyin. Ara beyin de kendi içerisinde üçe ayrılır. Hipotalamus, hipotalamus, epitalamus, epitalamus ve talamus. Şimdi böyle dallanıp budaklanan bir yapı. İlk önce ön beyinden bahsedeyim daha sonra diğerlerini açıklayayım. Arkadaşlar uç beyin beyin kabuğu olarak geçer. Beynimizin nasıl bölgesini oluşturan kısım yani beynimizin yaklaşık %80'lik kısmını burası oluşturuyor. Beyin kabuğu olarak da söylediğim gibi biliniyor. Uç beynin 3 tane önemli görevi var. Birincisi istemli kas hareketlerini yönetim merkezidir. İkincisi duyu organlarından gelen uyarıları alır ve değerlendirir. Üçüncüsü de arkadaşlar konuşma, hafıza, yazma gibi olayların merkezidir. Yani aslında vücudumuzda e, ee, dışarıyla olan bağlantımızı, çevremizle olan bağlantımızı sağlayan bölge neresiymiş? Uç beyinmiş. Ara beyine geldiğimiz zaman ilk önce talamuzdan bahsedelim. Arkadaşlar talamuz görme ve e, pardon talamuz şöyle bir görevi var. Koku duyusu hariç bakın koklama duyusu hariç diğer duy organlarından gelen uyarıları sınıflandırır ve beynin ilgili bölgesine gönderir. İkinci bir görevi de uyku ve uyanıklık durumunu ayarlar. Tabi bunu kiminle birlikte ayarlıyor? Hipotalamusla birlikte tek başına değil. Epitalamus'a geldiğimiz zaman epitalamus'a bağlı olan epifiz bezi vardır arkadaşlar. Fazla bir şey bilmenize gerek yok. Hipotalamus'a geldiğimiz zaman hipotalamus oldukça önemlidir. Çünkü hipotalamus deyince aklımıza homeostasi gelecek. Vücudumuzda homeostasi yani iç dengeyi ayarlayan yapı hipotalamustur. Mesela nedir bunlar? İşte e, kan şekerinin ayarlanması daha sonra yani kontrol edilmesi ayarlanması demeyelim de. Ee, vücut sıcaklığının vücuttaki su dengesini kontrol edilmesi Yani bizim iç dengemizle ilgili olan her şey hipotalamus tarafından kontrol ediliyor Ayrıca hipotalamus hipofiz bezine, endokrin bezlerden hatırlarsınız ee, Hipofiz bezini de kontrol eden yapıdır arkadaşlar hipotalamus Gelelim orta beyne Orta beyne baktığımız zaman orta beyin iki tane önemli görevi var Birincisi kas tonusunun ayarlanmasını sağlar. Kas tonusu neydi? Kasların bir miktar kasılı kalmasıydı. Mesela bizim en gevşek olduğumuz zaman böyle televizyonun karşısında koltuğa yayıldığımız zamandır. O zaman ne oluyor? Böyle bütün kaslarımız gevşiyor resmen. Ee, ama o durumda bile kaslarımız bir miktar kasılı durumdadır. Çünkü tamamen gevşeme olursa ani bir harekette kaslar kendini toparlayamaz. Kasların tamamen kendini bıraktığı zamanlar ölüm zamandır arkadaşlar. O da ölümden bir saat sonradır. Hani direkt öldüğümüz zamanda değil öldükten bir saat sonrasıdır. Bir de diğer görevi ise işitme ve görme reflekslerini kontrol eder. Mesela köpeklerin ses duyduğu zaman kulaklarını dikleştirmesi orta beyni tarafından kontrol edilir. Evet arka beyine gelelim. Arka beyin de kendi içerisinde ayrılıyor. Nedir bunlar? Beyincik, Beyincik bizim denge merkezimizdir arkadaşlar. E, Duyu organlarından gelen uyarıları alır ve bizim vücudumuzun dengede kalmasını sağlar. Daha sonra e, varolli köprüsü yani pons. Varolli köprüsü yani pons. Diğer bir ismiyle pons. Beyincik yarım küreleri arasında bağlantı kurar ve pons unutmayı sadece memelilerde bulunur. Bir de omurilik soğanı. Şimdi omurilik soğanı bizim için önemlidir. Çünkü omurilik soğanına biz hayat düğümü diyoruz. Çünkü hayati faaliyetleri kontrol eden bir yapıdır arkadaşlar omurilik soğanı. Solunum, dolaşım, boşaltım, sindirim gibi olaylardan sorumludur. O yüzden de biz buna hayat düğümü diyoruz. Ayrıca yutma, kusma, çiğneme gibi reflekslerden de omurilik soğanı sorumludur unutmayın. O zaman vücudumuzda 3 tane refleks bölgesi var. Birincisi omurilik bizim dışarıdan gelen reflekslerimizi kontrol eder. İkincisi orta beyin görme ve işitme reflekslerimizi kontrol eder. Üçüncüsü de omurilik soğanı yutma, çiğneme, kusma gibi refleksleri kontrol eder arkadaşlar. Böylece vücudumuzdaki 3 e, refleks merkezini söylemiş olduk. Gelelim çevresel sinir sistemine. Çevresel sinir sistemi de bir somatik sinir sistemi bir de otonom sinir sistemi olarak isimlendiriliyor. Somatik sinir sistemi bizim vücut vücudumuzla ilgilidir. Yani aslında şöyle söyleyeyim size. İstemli olayların kontrol edildiği bölge burasıdır arkadaşlar. İstemli olaylar burada kontrol ediliyor. Otonom ise istemsiz. Bakın otomatik adı üstünde. İstemsiz olaylar kontrol edilir. Ve otonom sinir sistemini oluşturan iki çeşit sinir vardır. Nedir bunlar? Sempatik sinirler ve parasempatik sinirlerdir. Bunların detayına girmeyeceğim çünkü detayı kaldırıldı. Yani sinir sistemini de vermiyoruz. O yüzden detayına girmiyorum arkadaşlar. Sempatik ve parasempatik sinirleri bilmeniz yeterlidir. Evet böylece sinir sistemini şöyle bir hatırlamış olduk. Şimdi gelelim. Diyor ki refleks yayını yazınız. Tabii ki refleks yayı da yine aslında insanda omurilikle ilgilidir değil mi? Hemen bir omurilik yapısını çizelim. Şurayı bir sileyim. Şimdi omuriliğin yapısına baktığımız zaman Arkadaşlar omurilik şöyle bir yapı. Enine kestine baktığımızda tabi burada telefondan çizdiğim için çok güzel olmuyor ama şöyle bir yapı. Arkadaşlar omurilik bizim refleks merkezimizdir dedik. Peki refleks yayı ne demek? Refleks yayı refleks olarak gelen uyarının gittiği yoldur. Şimdi omuriliğe baktığımızda şurası arka köktür yani dorsal kök. Şurası da ön köktür yani ventral köktür. Ön kök bizim vücudumuzun iç kısmına bakar. Yani şöyle düşünün bakın. Arka kök nereye bakacak? Vücudumuzun arkasına bakacak. Ön kök nereye bakacak? kendi önümüze yani aslında vücudumuzun iç kısmına bakacak. Çünkü omurilik bizim sırtımızdadır. O şekilde düşünüyorsunuz. Şimdi dışarıdan gelen bir uyarı. Duyu nöronları arka kökten gireceği için arkadaşlar ilk önce duyun nöronuna gelir. Daha sonra burada ara nöron bulunur. Ara nöron. Şu da ara nörondur. Ara nörona uyarı iletilir. Ara nöron burada değerlendirmeyi yapar. Bir refleks olayı olduğu için. Daha sonra motor nöronla ne yapacak? dışarı çıkacak. İşte refleks yayı dediğimiz olay budur. Refleks bu şekilde. Peki normal bir uyarı olursa ne olur? Arkadaşlar normal bir uyarı şimdi duyu nöronundan aynı şekilde arka kökten girer. Ama bu sefer bu uyarı beyne gideceği için omurilik tarafından değerlendirilmez. Nasıl olur? Burada çapraz yapar. Burada yine bir ara nöron vardır bağlantılı. Burada çapraz yapar. Buradaki motor nörondan çıkarak beyne iletir arkadaşlar. Mesela örnek verelim. İşte e, sıcak bir sopaya dokunduk. Elimizi hemen çektik. Bunu hangi yoldan izleriz? Değil mi? Şuradaki yoldan Bakın. Şu yoldan gidecek. Ya da şöyle oldu. Diyelim ki ben bir yere dokundum. Yumuşak mı sert mi olduğunu anlamaya çalışıyorum. Bu bir refleks olayı değil sonuçta. Buradaki yol nereden gidecek? Bakın yine gelecek buradan. Hop çapraz yaparak gidecek. O zaman size soruda Refleksten mi bahsediyor yoksa normal bir uyarıdan mı bahsediyor? Mesela eline iğne batan bir kişi diyorsa bu şekilde refleks yayını izliyorsunuz. Yani şu yolu. Ama e, bir yeri yumuşak mı veya işte e, sert mi olduğunu anlamak için dokunan bir kişiden bahsediyorsa o zaman normal bir uyarıdan bahsediyordur. O sefer de e, buradaki yolu takip ediyoruz. Buralara genelde harflendirme yapıyorlar. O harflerden soru soruyorlar. Evet bu şekilde refleks yayını da yazdık. Şimdi 6. soruda diyor ki hipofiz bezinden salgılanan hormonları yazınız demiş. Arkadaşlar hipofiz bezi oldukça önemlidir. Hipofiz bezi 9 tane hormon salgılanan bir bezdir. Hipofiz bezi bizim beynimizde bulunur. Ee, hipotalamusun hemen yakınında bulunur arkadaşlar. Çünkü hipotalamus tarafından kontrol ediliyor. Hipofiz bezinin 2 tane lobu var. Ön lob, arka lob. Ön lobtan 7 tane hormon, arka lobtan da 2 tane hormon salgılanır. Nedir bu hormonlar? Ön lobtan alanlardan en önemlisi STH yani büyüme hormonu. Somatotropik hormon büyüme hormonudur. Daha sonra tiroid bezini uyaran TSH'dir. Tiroid uyarıcı hormon. Daha sonra arkadaşlar böbrek üstü bezlerini uyaran ACTH'dir. Adrenokortikotropik hormon. Daha sonra melanosit uyarıcı hormondur yani MSH, bizim melanin e, pigmentini üreten deri hücrelerimizi uyararak derimizin renginin oluşmasını sağlar. Daha sonra erkeklerde testisleri, kadınlarda yumurtalıkları uyaran FSH ve LH hormonları vardır. Bir de prolaktin hormonu vardır. Prolaktin hormonunun diğer adı LTH. Prolaktin hormonu da kadınlarda Annelik içgüdüsünün oluşmasını sağlayan bir hormondur arkadaşlar prolaktin hormonu gelelim arka lobdan salgılanan hormonlara arka lobdan salgılanan da iki tane hormon var birisi adh diğer bir ismiyle vazopressin vazopressin bir de oksitosin şimdi adh Vücudumuzdaki su ve tuz dengesini ayarlar, özellikle su dengesini ayarlar arkadaşlar. Bu yüzden önemli. Oksitosin de kadınlarda, hamile olan kadınlarda doğuma yaklaştığı zamanlarda süt bezlerinden süt gelmesini sağlar. Ayrıca Rahim kaslarının kasılmasını sağlayarak doğumu kolaylaştırır. Süt bezlerinin gelişmesini sağlayan da hangi hormondur? Prolaktin. Bakın süt bezlerinin gelişmesini sağlayan prolaktin, sütün gelmesini sağlayan oksitosindir. Bunları karıştırmayın. Evet bu şekilde hipofizden salgılanan hormonları da yazmış olduk. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Ne diyor? Diyor ki gözün kısımlarını yazınız. Şimdi ben gözün kısımlarını şöyle söyleyeyim size. Arkadaşlar göz 3 kısımdan oluşuyor. Sert tabaka, damar tabaka ve A tabaka. Şimdi sert tabaka gözün en dış tabakasıdır ve burada farklılaşma yoluyla kornea oluşur. Kornea. Gözün sert tabakasında yani korneasında kan damarı ve sinir bulunmaz. Bu yüzden de zaten gözün beyaz kısmı olarak da düşünebilirsiniz. Kornea ayrıca göze gelen ışığın ilk kırıldığı yerdir. Damar tabakaya geçtiğimiz zaman damar tabaka biraz daha karmaşık. Damar tabakada gözü besleyen damarlar bulunuyor adı üstünde zaten. Ayrıca burada gözün renkli kısmı bulunur. Yani iris dediğimiz gözün renkli kısmı bulunur. İrisin görevi de göze gelen ışığın emilmesini sağlamaktır. İrisin ortasında göz bebeği bulunur arkadaşlar. Göz bebeği. Göz bebeğinin hemen arkasında da göz merceği bulunur. İnce kenarlı bir mercektir. Göz merceği de göze gelen ışığın ikinci kez kırıldığı yerdir. Daha sonra A tabakaya geliyorum. A tabaka fotoreseptörlerin bol olarak bulunduğu yerdir. Fotoreseptör olarak iki tane fotoreseptör vardır arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi çubuk hücreleri, çubuk, diğeri de kolon hücreleri. Çubuk hücrelerinin diğer adı çomak hücreleri olarak da geçebilir. Şimdi çubuk hücreleri görüntünün şeklini algılamamızı sağlıyor. Koni hücreleri de görüntünün rengini algılamamızı sağlıyor. Dolayısıyla çubuk hücreleri gecede çalışır, gündüz de çalışır. Koni hücreleri ise sadece gündüz yani ışık varlığında çalışır. Ayrıca A tabakada hiçbir şekilde fotoreseptörün bulunmadığı bir nokta vardır. Biz buraya kör nokta diyoruz. Kör nokta görme sinirlerinin çıktığı yerdir arkadaşlar. Kör nokta unutmayın. Evet bu şekilde gözün kısımlarını da söylemiş olduk. Bize ne diyor? Göz kusurlarını yazınız demiş. Hemen yazalım. Arkadaşlar göz kusurlarından en önemlisi zaten miyop ve hipermetrop olaylarıdır. Çünkü çok sık karşılaşılıyor miyop ve hipermetropa. Miyop uzağı görememe durumudur. Hipermetrop da yakını görememe durumudur arkadaşlar. Miyop kalın kenarlı mercekle düzeltilir. Hipermetrop ise ince kenarlı mercekle düzeltilir. Daha sonra e, presbitlik vardır. Bu da yine aynı şekilde ince kenarlı mercekle düzeltiliyor arkadaşlar. Yine yakını görememe durumudur. Sadece oluşum şekilleri farklıdır. Hipermetroptan farkı bu. Yani oluşum şekilleri farklılık gösteriyor. Yine yaşlılarda görülen katarak dediğimiz bir e, hastalık var. Katarak da gözdeki e, saydam tabakanın yok olması gibi düşünebilirsiniz. Yani göz merceğinin saydamlığını yitirmesi. Bunlar dışarı bakarken sürekli boğulacağımdan bakıyormuş gibi hissederler. Mutlaka ameliyat olunması gerekiyor. Gerekiyor. Yine şaşılık vardır. Göz kusur, kusurlarından bir tanesi göz tansiyonu vardır arkadaşlar. Bunlar da bizim göz kusurlarımız. Evet demiş ki işitme olayını sırasıyla yazınız. Yazalım. Şimdi işitme olayına baktığımızda İşitme olayı ilk önce nereden başlayacak? Kulak kepçesinden, değil mi? Kulak kepçesi. Daha sonra arkadaşlar kulak yoluna gidecek. Kulak yolu. Kulak yolunun sonunda ne var? Orta kulağa bağlanan kulak zarı var. Bakın bu bağlantı bölgesi. Kulak zarı. Şurası şu kısım neyi oluşturuyor? Bizim dış kulağımızı oluşturuyor. Dış kulak. Kulak zarı ile birlikte orta kulağa bağlandık. Peki, Orta kulağa bağlandığımızda bizi 3 tane kemik bekliyor. Nedir bu kemikler? Çekiç, örs ve üzengi kemikleridir arkadaşlar. Bunlar orta kulakta bulunan kemiklerdir. Sesin titreşimlerinin artırılarak iç kulağa aktarılmasını sağlayan kemiklerdir. Ayrıca orta kulakta bir de östaki borusu dediğimiz bir boru vardır. Bu da kulağın yutağa bağlandığı kısımdır. Östaki borusu basınç değişimlerinde dengeyi koruyarak bizi basınç değişimlerine karşı korur arkadaşlar. üstteki borusu bu yüzden de önemlidir. Evet çekiç örs üzengi kemikleri oval pencere ile iç kulağa bağlanıyor. Oval pencere. Bunun ne iç kulağa bağlanır? İç kulakta salyangoz dediğimiz bir yapı vardır. Salyangozun başlangıç kısmına biz dalız diyoruz. Başlangıç kısım. Sadece bu şekilde bilmeniz yeterlidir dalızı. Başlangıç kısmı olarak. Sonra Salyangoz gelir arkadaşlar. Şimdi bu salyangoz üç tane kanaldan oluşuyor. Nedir bu kanallar? Vestibular kanal, vestibular, kohlear kanal ve timpanik kanal. Timpanik. Şimdi kohlear kanal bizim için önemli çünkü kohlear kanalda Korti organı dediğimiz bir organ vardır. Korti organı işitme reseptörlerinin bulunduğu kısımdır arkadaşlar. Korti organından da nereye gidecek uyarı? Talamusa. Oradan da uç beyine gider. Uç beyin. Evet bu şekilde işitme yolunu da yazmış olduk işitme olayını. Yine hemen silelim burayı. Bakalım diğer sorumuzda ne diyor? Uzun kemiği çizerek yapısını gösteriniz ve 3 örnek veriniz. Normalde hocalarınız size kemiğin çizilmiş halini verir. Sizden kısımlarını ister. Hemen biz çizelim ve kısımlarına bakalım. Şimdi size şöyle bir ben uzun kemiğin yapısını çizeyim. Arkadaşlar uzun kemik bizim vücudumuzda genellikle vücudumuzun hareketini sağlayan kısımlarda bulunan kemiktir. Şöyle bir yapısı var zaten şu çizgi filmlerden hani köpeklerin ağzında olan kemik var ya yapısı o şekildedir görünüm şekli. Şimdi biz uzun kemiğin yapısına baktığımız zaman dış tarafta bu pembe ile çizdiğim kısım nedir? Kemik zarıdır yani periyostur. Peki periyostun görevi nedir arkadaşlar? Periyost e, kemiğin enine büyümesini sağlar ve ayrıca kırılan veya işte zedelenen de arkadaşlar e, düzelmesini onarılmasını sağlar. Dolayısıyla periyost kemik zarı oldukça önemlidir. Sıkı kemik doku ve süngerimsi kemik doku dediğimiz yapılar vardır. Süngerimsi kemik doku hemen şu kısımda bulunuyor. Şöyle. Hücreleri nasıldır? Böyle seyrek seyrektir. Zaten o yüzden süngerimsi kemik doku olarak isimlendirilmiş. Her iki tarafta da bulunuyor. Böyle uzun uzun çizmeyeceğim. Şu şekilde göstereceğim. Bu nedir? Süngerimsi kemik dokudur. Süngerimsi kemik dokunun içerisinde şöyle noktacık halinde görülen kırmızı kemik iliği vardır. Şöyle kırmızı ilik yazalım. Kırmızı kemik iliği ne yapıyor? Kan hücrelerinin üretilmesini sağlıyor arkadaşlar. Oldukça önemlidir. Daha sonra içeriye doğru baktığımızda içeriye doğru da şöyle sarıyla göstereyim bakın en içte sarı kemik iliği vardır. Şu nedir? Sarı kemik iliğidir arkadaşlar. Bu da sadece uzun kemiklerde bulunur unutmayın. Daha sonra hemen kenarlarda şuralarda sıkı kemik doku bulunur sıkı kemik doku bulunur arkadaşlar. Burada neydi? Süngerimsi kemik dokuydu. Bir de epifiz pla dediğimiz bir plak var. Bakın şurada bulunuyor. Epifiz pla veya kıkırdak plak da denilebilir. Bu epifiz pla'da Ergenlik dönemine kadar kemiklerin boyuna uzamasını sağlayan bir plak plaktır ve kıkırdak doku halindedir. Ergenlik döneminden sonra yani kızlarda yaklaşık 20-21 yaş, erkeklerde arkadaşlar 25 yaşa kadar buluyor bu. Ee, epifiz plak kemiğin boyca uzamasını sağlıyor. Daha sonra ise bu yaşlardan sonra kemikleşerek artık boy uzamasını durduruyor. Yani boyu kısa olan kişiler içlerinde ben de dahilim tabii ki. Ee, Epifiz plağımız erken kemikleşmiş. O yüzden boyumuz çok fazla uzamamış. Onu söyleyelim. Evet uzun kemiğin yapısı bu şekilde. Üç tane de örnek verin demiş. Mesela kolumuzda bulunan pazu kemiği. Pazu kemiği. Nerededir pazu kemiği? Omzumuzla dirseğimiz arasında kalan kısımdır arkadaşlar. Pazu kemiği. Daha sonra dirsekten ele kadar olan kısımda da uzun kemikler vardır. Bunlar da ön kol kemikleri arkadaşlar bulunur. Daha sonra bacaklarımızda bulunan kaval kemiği ve uyluk kemiği. Uyluk kemiği kalçamızla dizimiz arasında olandır. Kaval kemiği ise dizimizle ayağımız arasında olan kemiktir arkadaşlar. Bu şekilde örnekte vermiş olduk. Evet, 11. soru. Diyor ki kasın kasılma ve gevşemesinde meydana gelen olayları yazınız. Yazalım. Şimdi kasın kasılması sırasında ve gevşemesi sırasında neler olur? İsterseniz sözlü olarak söyleyeyim daha yazmayla uğraşmayalım. Şimdi kas kasıldığı zaman ya da isterseniz şöyle yapayım. Kas çizeyim arkadaşlar şöyle. Kasın şeklini genelde bu şekilde görürsünüz. Bantlaşma görülüyor çizgili kaslarda çünkü. Bantlaşmaya baktığımız zaman bakın şurası miyozinler bunlar. Şurada bir tane çizgi fazla olmuş. Evet. Şimdi şu benim ince olarak çizdiğim çizgiler aktin filamentleridir, yani aktin proteinleridir. Şunlar aktin proteinleri. Sarı ile çizdiklerim arkadaşlar myozin filamentleridir. Şimdi böyle uzunlamasına çizdiğim çizgiler ise Z çizgileridir bunlarda. Z çizgisi. Şimdi gelelim buradaki bölgelere. Bakın şu myozinin başlangıcıyla Z çizgisi arasında olan kısma biz i bandı diyoruz şöyle I bandı. Daha sonra iki tane aktin arasında kalan bölge yani şu bölgeye haş bandı diyoruz. Haş bandı. Daha sonra arkadaşlar miyozinin boyunu içeren, bakın biraz daha küçültelim. Miyozinin boyunu içeren yani şurasıyla şu kısım arasındaki bölgeye biz A bandı diyoruz. A bandı. Biz kasın tamamına da ne diyoruz? Sarkomer diyoruz. Sarkomer. Zaten genelde kasla ilgili hücre olur, endoplazmik retikulum olur. Bu sarkomeri çok duyarsınız. Sarkoplazma, kas hücresinin plazmasıdır. Sarkolemma, kas hücresinin zarıdır. Sarkoplazmik retikulum, kas hücresinin endoplazmik retikulumudur arkadaşlar. Şimdi kasılma ve gevşeme sırasında neler oluyor? Kasılmayı söyleyeyim, gevşeme tam tersi zaten. Arkadaşlar, kasılma sırasında şu Z çizgileri, şöyle yeşille yapalım. Bakın Z çizgileri birbirine doğru yaklaşıyor. Birbirine doğru yaklaştığı için bakın haş bandı, i bandı daralır ya da kaybolur ve sarkomerin boyu kısalır. Ben bunu kısaca his diye kodluyorum. Kaslar kasılırken hisler kasılır. Kaslar kasılırken hisler kasılır. Ne olur? Haş bandı, i bandı daralır ya da kaybolur. Sarkomerin boyu kısalır. Kaslar kasılırken hisler kısalır. Tamam mı? Bu şekilde düşüneceksiniz. A bandına hiçbir şekilde bir şey olmuyor. Çünkü A bandı zaten miyozinin boyu olduğu için o sabit kalıyor arkadaşlar. E hiçbir şey olmuyor. Kasın hacmi değişmez. Unutmayın hem kasılma hem de gevşeme sırasında Z çizgileri de ne yapacak? Mecburen birbirine doğru yaklaşacak kasılma sırasında. Gevşemede ise bunun tam tersi olur. Kafanızı karıştırmayayım. Tam tersini düşüneceğiz. Gelelim diyor ki kaslarda, kaslarda enerji üretiminde kullanılan yolları yazınız. Yazalım. Arkadaşlar kaslarda enerji üretim yollarına baktığımız zaman kaslar ilk olarak hazır ATP'leri hemen bir saniye içerisinde kullanıyor. Daha sonra e, kreatin fosfat dediğimiz bakın kreatin fosfat dediğimiz bir yapı vardır. Buradaki fosfatları ayırarak kullanarak ATP üretir kısa bir süre. Daha sonra da bu ATP'yi kullanır. Bu da yaklaşık bir 10-15 saniye, en fazla 30 saniye sürer arkadaşlar. Yani 30 saniyede bunları da bitiriyor tamamen. Sonra oksijenli solunum yoluna gider ve glikozu kullanmaya başlar. Diyelim ki ortamda glikoz kalmadı. Ne yapacak? Glikojeni glikoza parçalayacak. Diyelim ki ortamda glikojen de yok. Ne yapacak? Yağlara geçecek. Diyelim ki ortamda yağ da yok. Neye geçer? Proteine geçer. Evet bu şekilde bir de şuraya hazır ATP yazalım. Hazır ATP'ler. Bu şekilde arkadaşlar bu yolları kullanarak kendisine enerji üretir bizim kaslarımız. Evet böylece destek ve hareket sistemi sorularını da bitirmiş olduk. Şimdi geliyoruz diğer sorumuza. Sindirme yardımcı yapıları şekil üstünde gösteriniz demiş. Gösterelim. Arkadaşlar sindirme yardımcı organlara baktığımız zaman. Bir dakika şöyle. Şimdi bakın. Sindirim sistemini oluşturan yapılarımız vardır. Bunlar ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüsten oluşuyor. Bir de sindirime yardımcı olan organlar vardır, yapılar vardır. Nedir bu organlar? Şekil üstünde hemen göstereceğim size. Şu bizim midemiz zaten sindirimin asıl kısmını oluşturuyor, mide. Şurası mide. Mideye bağlantılı olan ne vardır? İnce bağırsak vardır. Bunlar şimdi bizim asıl olan kısmımız. Yardımcı olanlara geldiğimiz zaman yardımcı olarak bakın, e, midenin hemen üstünde mideye bağlantılı olarak arkadaşlar şöyle. Pardon çizemedim bir dakika. Çok garip bir şekil oldu. Heh. Şöyle karaciğerimiz bulunur. Bu karaciğerdir. Daha sonra karaciğere bağlantılı olan safra kesesi bulunur arkadaşlar. Safra kesesi. Daha sonra şurada yine ince bağırsağa bağlantılı olan pankreas bulunur. Bunlar yardımcı organlardır. Bir de tükrük bezleri var. Tükrük bezleri zaten ağzımızda bulunuyor. Onlardan hiç bahsetmemize gerek yok. Tükrük sıvısını oluşturuyor. Şuradaki mideyi biraz daha yukarıya alayım. İnce bağırsağı uzatalım. Çünkü bunların bağlantı yollarını göstereceğiz. Mideyi şöyle alalım. Evet şu şekilde göstereyim. Biraz değişik bir mide oldu ama olsun. Şimdi arkadaşlar burada bağlantı yolları bizim için önemlidir. Bakın, karaciğerin ve pankreasın direk ince varsa bağlandığı bölge bir kanaldır. Nedir bu kanalın adı? Koledok kanalıdır. Koledok kanalı. Karaciğer ürettiği safrayı koledok kanalıyla safra kesesine gönderir ve safra kesesinde depolar. Ya da direkt olarak koledok kanalıyla ince bağırsağa gönderiyor. Bu şekilde bir özelliği var. Daha sonra arkadaşlar e, ee, koledo kanalı karaciğerle bağlantılı unutmayın. Bir de pankreasla bağlantılı olan bir bölge vardır. Aynı kapıya açılıyor zaten bunlar. Şurası aynı kapıya açılıyorlar. Pankreastan gelen kanal ise koledok kanalı kanalın ismini unuttum. Ha, Virsung kanalı. Virsung kanalıdır. Pankreas öz suyunun İnce bağırsağa döküldüğü kısım arkadaşlar gönderildiği kanal virsun kanalıdır. Her ikisinin de ortak olarak açıldığı şu bölge. Şurası da vater kabarcığıdır. Vater kabarcığı hem koledok kanalından gelen sıvı hem de virsun kanalından gelen sıvı vater kabarcığına dökülerek ince bağırsağa gönderilir. Bir de karaciğerle ilgili şunu söyleyeyim. Karaciğer kesinlikle sindirim enzimi üretmez. Safra sıvısının içerisinde de sindirim enzimi yoktur. Unutmayın arkadaşlar. Evet sindirme yardımcı yapılardan da bahsetmiş olduk. Şöyle yine bir silelim burayı. Evet diğer sorumuz da ne diyor? Diyor ki kan ve lenf kılcalları ile besinlerin izlediği yolları yazınız demişiz. Şimdi ince bağırsaktan emilim gerçekleşirken iki yolla gerçekleşir arkadaşlar. Birincisi kan kılcalları ile emilim, diğeri de lenf kılcalları ile emilim. Kan kılcalları ile işte glikoz yani aslında direkt şeker olarak yazabiliriz. Amino asit. Amino asit ve B, C vitaminleri kan kılcalları ile emilir. Yağlarla ilgili olanlar ise lenf kılcalları ile emilecek. Yani nedir? Yağ asidi, gliserol, Bunlar nedir? Yağların yapı taşıdır. Daha sonra yağda eriyen vitaminler. Adek vitaminleri. Bunlar da lenf kanalıyla, lenf kılcallarıyla taşınıyor. Peki hangi yolları izliyorlar? Şimdi bakın. E, glikoz, amino asit, B ve C vitaminleri ilk önce bizim bağırsaklarımızda bulunan villuslar tarafından emiliyor. Daha sonra arkadaşlar kan kılcallarına geçiyorlar. Kan kılcallarından da nereye geçecekler? Tabii ki. Karaciğere gitmek için kapı toplar damarına gidecekler. Karaciğerin e, bağlantılarını da gösteririm birazdan size dolaşım sistemine geldiğimiz zaman. Kapı toplar damarına gidiyor. Kapı toplar damarından da nereye ulaşır? Karaciğere ulaşır. Karaciğer Karaciğer burada karar veriyor hormonlara göre, insülin ve glukagon hormonuna göre. Gelen şekerleri depome edeyim yoksa ne yapayım kana mı vereyim diye karar veriyor. Daha sonra duruma göre hangi damarla çıkıyor dışarı? Karaciğer toplar damarıyla pardon. Evet, karaciğer toplar damarıyla karaciğerden çıkıyor. Daha sonra arkadaşlar alt ana toplar damara gider. Alt ana toplar damara gidiyor. Alt ana toplar damardan da nereye gidecek? Kalbin sağ kulakçığına buradan kalbe geldi. Şimdi kalp. Gelelim lenf kılcallarına. Tabii ki bunların yolu daha farklıdır. Lenf sistemiyle taşınıyor çünkü. Yine villuslar tarafından emilir. Villus epiteli tarafından. Villus epitelinde şilomikron dediğimiz yapıya dönüşür. Peki nedir şilomikron? Şilomikron bu yağ moleküllerinin etrafının protein bir kılıfla çevrelenmesi sonucunda oluşuyor arkadaşlar ve yağların gidip damarlara yapışmasını engelliyor. Böylece işte bizim vücudumuzda damar tıkanıklığına damar tıkanıklığı engellenmiş oluyor şilomikronlar sayesinde. Şimdi villus kılcalıyla villus epitelleriyle emildikten sonra lenf kılcallarına geliyor. Lenf kılcalı. Lenf kılcallarından peke sarnıcı dediğimiz bir yapı vardır. Peke sarnıcı bu yapıya geçer. Yine bu lenf dolaşımı ile ilgili bir durumdur. Peke sarnıcından da arkadaşlar göğüs lenf kanalına geliyor. Göğüs lenf kanalı. Göğüs kanalından da sol köprücük altı toplar damarı. Bakın sol köprücük köprücük kemiğimiz nerede? Köprücük kemiği. Sol köprücük altı. bunu ismi o kadar uzun ki toplar damarı diyelim. Bizim köprücük damarımız nerededir? Köprücük damarı. Evet, köprücük kemiği omzumuzla şu boynumuza doğru giden kemiktir arkadaşlar. Böyle çıkıntılı bir kemiktir. Sol köprücük altı toplar damarından nereye karışır? Kana karışır. Buradan da üst ana toplar damar. Şöyle üst ana toplar damar. Oradan da kalp. O zaman lenf kılcallarıyla emilen besinlerle kan kılcalları ile besine e, emilen besinler ilk olarak nerede karşılaşıyormuş? Direkt kalpte, kalbin sağ kulakçığında karşılaşıyor. Unutmayın, başka karşılaştığı hiçbir yer yok. Evet, böylece bunu da anlatmış olduk. Şöyle sileyim yine. Bu arada 11. sınıf biyolojisi gerçekten zordur. Yani o yüzden eee AYT'ye hazırlanmak istiyorsanız 11. sınıf biyolojisini halledin. Emin olun ayetinin büyük bir kısmını halletmiş olursunuz arkadaşlar. 11. sınıftayken bunu halledin seneye rahat edin. Ben böyle söylüyorum. 11. sınıf biyolojisi oldukça karışıktır, zordur o yüzden. Şimdi geliyoruz diğer sorumuza. Demişiz ki kalbi çizerek damarlarını gösteriniz. Gösterelim. Arkadaşlar kalbe baktığımız zaman ben şimdi böyle kısaca küçük bir kalp gö Çizeceğim normal böyle hepimizin çizdiği kalbi çizeceğim. Aslında böyle değil biliyoruz. Şimdi kalp dört tane odacıktan oluşuyor. Şu taraf sağ, bu tarafta sol taraf. Sağ tarafta e, kirli kan bulunuyor, sol tarafta da temiz kan bulunuyor. Şimdi bizim kalbimizin kulakçıklarına toplar damarlar gelir. Bakın kulakçıklara toplar damar gelir. Bunlar ne yapar? Vücuttan kanı getirir. Sağ tarafa gelen toplar damarlar alt ana toplar damar ile üst ana toplar damardır. Bunlar bağlanıyor. Alt üst ana toplar damar. Sol kulakça gelen ise akciğerlerden temiz kanı getiren akciğer akciğer yazamadım. Evet gitti. Heh. Biraz daha aşağı doğru çekeyim de. Şöyle akciğer toplar damarı söyledim zaten anlamışızdır. Daha sonra geliyorum karıncıklara. Karıncıktan da damarlar çıkar arkadaşlar. Kalpten çıkan damarlara da atar damar diyoruz unutmayın. Kalbe gelen damarlara toplar damar, kalpten çıkan damarlara da atar damar diyoruz. Kalbimizin sağ kulak sağ karıncığından çıkarak akciğerlere doğru giden damara biz akciğer atar damarı diyoruz. Akciğer atar damarı. Kirli kanı akciğerlere götürerek orada temizlenmesine e, temizlenmesine yardımcı olur. Daha sonra kalbimizin sol karıncığından çıkan damar ise bütün vücudumuza kanı yayan damardır arkadaşlar. Bu damar önemlidir. Bu da hangi damardır? Tabii ki vücudumuzun en büyük damarı aort damarıdır. Aort atar damarıdır. Bu şekilde kalbimizin damar bağlantıları. Unutmayın. Kalbe gelen damarlar toplar damar, kalpten çıkan damarlar da atar damarlardır. Kalbe gelen damarlar kulakçıklara gelir. Kalpten de damarlar karıncıklardan çıkar unutmayın arkadaşlar. Evet bu şekilde kalbimizin yapısını da göstermiş olduk. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Kan ile doku sıvısı arasındaki madde alışverişini anlatırız demiş Starling hipotezi. Starling hipotezi ÖSYM'nin de sevdiği bir hipotezdir ve sorma ihtimali her zaman var. Şimdi biz kılcal damarları düşüneceğiz. Besin alışverişi nerede gerçekleşiyor? Kılcal damarlarda gerçekleşiyor. Şu bir kılcal damar. Şöyle Kılcal damarın büyütülmüş hali. Burası kılcalın bakın kılcalın atar damar ucu. Şurası da arkadaşlar kılcalın toplar damar ucudur. Toplar damar ucu. Şimdi kan nereden geliyor? Tabii ki kan buradan geliyor, değil mi? Sonra bir de şuraya şunu çizelim, söyleyelim. Şurada doku hücresi var doku hücresi tabi bundan birçok var da bir tanesi üzerinden gösterelim. Şurası da nedir? Doku sıvısıdır. Doku sıvısı. Buradan madde alışverişi gerçekleşecek. Kandaki basınçlara bakmamız lazım. Arkadaşlar kanımızda iki tane basınç vardır. Nedir? Birincisi kan basıncıdır. Kan basıncı her zaman için değişmez. Kan basıncı pardon kan basıncı değişir tabi ki. 40 mm civadan başlar. Kan basıncı toplar damara doğru gittikçe Düşer arkadaşlar toplar damar ucuna doğru gittikçe ve kaça kadar düşer? 15'e kadar düşer. 15 milimetre civaya kadar düşüyor. Değişmeyen ise kanın ozmatik basıncıdır. Kanın ozmatik basıncı 25 milimetre civadır. 25 milimetre civadır ve değişmez. Burada da aynı şekilde 25 milimetre civadır arkadaşlar. Peki ne oluyor? Bakın kan kılcalın atardamar ucunda ne vardır? Tabii ki besin vardır, değil mi? Besin ve oksijen. Burada kılcalın atardamar ucundan kan geçerken kan basıncından dolayı besin ve oksijen doku sıvısına geçiyor. Daha sonra arkadaşlar bu besin ve oksijen doku sıvısına geçince buradaki doku hücreleri ihtiyacı olan besin ve oksijeni ne yapıyor? Alıyor. Daha sonra bu doku hücreleri Atık üretiyorlar ya. Bu ürettikleri atıkları nereye veriyorlar? Doku sıvısına veriyorlar tekrardan. Doku sıvısından da kılcalın toplar damar ucundan ne yapıyor? Alınıp toplar damarlara veriliyor. İşte biz bu alışverişe e, Sterling hipotezi diyoruz. Yani bu bir hipotezdir. Hani kesin kanıtlanmış bir şey değildir. Hipotezdir. Ama doğruluğu şu an için kabul edilmiş bir hipotezdir arkadaşlar. Tabii ki atık olarak da ne vardır? E, amonyak mesela atıktır. Daha sonra karbondioksit mesela atıktır. Bunlar da kılcalın toplar damar ucuna veriliyor. Burada bilmeniz gereken bir de şu var. Bakın ben burayı ikiye ayırdığım zaman şuradaki olay birinci kısımdaki olay süzülme olayıdır. Ne yapıyor? Besin ve oksijen doku sıvısına süzüldü. Diğer kısımdaki olay ise emilim olayıdır. Amonyak ve karbondioksit ne yaptı? Geri emildi. İşte süzünme ve emilim olayları bu şekilde Starling hipotezi de bu şekildedir. Bunu da siliyorum. Geçelim diğer sorumuza. Az kaldı. Lenf sıvısının kana karışıncaya kadar izlediği yolları yazınız. Aslında az önce anlatırken ee, burada sindirimde lenf kılcalıkları ile besin izlediği yolları dedik ya onu anlatırken bahsetmiştik ama burada lenf sıvısının kana karışıncaya kadar yol dediği için ben şöyle sol ve sağ taraftan emilen Lenf sıvısından bahsetmek istiyorum Sol tarafta emilen Sindirim sistemindeki aynıdır O yüzden tekrardan yazmayacağım Sadece söyleyeceğim Ne oluyor arkadaşlar Buradan işte lenf kılcaları ile alınıyor Daha sonra peke sarnıcına gidiyor Peke sarnıcından göğüs kanalına Göğüs lenf kanalına geçiyor Daha sonra oradan da Sol köprücük altı toplar damarından Kana karışarak üst ana toplar damardan Kalbin sağ kulakçığına gidiyor Sağ taraftaki ise yine e, lenf kılcallarıyla toplanıyor. Nerelerden toplanıyor? Vücudumuzun sağ tarafı işte sağ bacak sağ, sağ koldan toplanıyor. Daha sonra arkadaşlar buradan göğüs kanalı dediğimiz kanala gider. Göğüs kanalı burada da var göğüs kanalı orada da vardır. Göğüs kanalından da direkt olarak nereye çıkıyor? Sağ köprücük altı toplar damarımıza çıkar. Oradan da kalbimizin sağ kulakçığına gider bizim lenf sıvımız. Evet, lenf sıvısının izlediği yollar da bu şekildedir. Sol taraf dediğim gibi sindirim sistemimde anlattığımla aynı zaten sağ tarafta oldukça basittir. Şimdi diyor ki büyük ve küçük kan dolaşımını anlatınız. Arkadaşlar büyük ve küçük kan dolaşımını şöyle yine çizerek anlatacağım size. Şimdi bakın, küçük kan dolaşımı kalp ile akciğerler arasında gerçekleşir. İlk önce şu bizim kalbimiz. Şöyle dört adacıklı kalbimiz. Kalbimizin üstünde ne var? Akciğerler. Bir üstte de ne var? Beyin ve kollar olduğunu düşünün. Direkt beyin yazıyorum. Hemen kalbin alt tarafına geliyorum. Ne var? Karaciğer. Karaciğer. Sindirim kanalı var. Sindirim kanalı. Sindirim kanalının hemen altında böbrekler var. Böbrek. Ondan sonra da bacaklar var arkadaşlar. Şimdi biraz daha küçültelim. Doğru düzgün anlatabileyim. Şimdi bakın benim yeşille çizeceğim yol küçük kan dolaşımını anlatıyor. Çünkü kalple akciğerler arasında gerçekleşen sadece kanın temizlenmesi için kullanılan yoldur. Kalbimizin sağ karıncığından çıkan kan akciğer atar damarıyla akciğerlere gidiyor. Orada temizleniyor, yani karbondioksit dışarı atılıyor, oksijen alınıyor. Daha sonra akciğer toplar damarıyla nereye geliyor? Kalbimizin sol kulakçığına geliyor. Bakın şu neymiş, akciğer atar damarıymış. Şu da akciğer toplar damarıymış. Yeşille çizdiğim neymiş küçük kan dolaşımı. Bizim için önemli olan büyük kan dolaşımı çünkü büyük kan dolaşımın daha çok sorun ihtimali vardır. Şimdi büyük kan dolaşımı da yine kalbimizin sol tarafından başlar. Aort damarı. Şöyle şuraya aort yazalım. Aort damarı kalbin sol tarafından çıkıyor arkadaşlar. Sol karıncıktan. Daha sonra iki kola ayrılıyor. İki kolun birisi yukarıya doğru gideni beyin ve kollara gider ve burada şah damarı dediğimiz damar vardır. Şah damarı. Yine gitti. Son arkadaşlar aşağıya ayrılan kol ise nereye gidecek? Sindirim kanalına, böbreklere, karaciğere, bacaklara gidecek. Karaciğere gelene biz karaciğer atar damarı diyoruz. Böbreklere gelene de böbrek atar damarı diyoruz. Zaten atar damar olduğu belli. Hangi damar organa gidiyorsa onun ismini veriyoruz. Sonra şimdi kan dağıtıldı ya temiz kan. Ne yapacak bu kanın geri toplanması lazım. Geri toplanırken de şöyle bir durum oluşuyor. Şimdi bacaklardan geliyor. Böbreklerden geliyor. Karaciğerden geliyor. Sindirim kanalında direkt e, çıkmaz arkadaşlar. Önce karaciğere uğrar. Buradaki damara biz ne demiştik? Kapı toplar damarı demiştik. Hep, değil mi? Kapı toplar damarı karaciğere uğruyor, karaciğerden çıkıyor. Sonra bunlar bir ortak bir damarda birleşiyorlar. Biz buna ne diyoruz bu damara? Alt ana toplar damar diyoruz. Alt ana toplar damar. Böbreklerden çıkana böbrek toplar damarı, karaciğerden çıkana da karaciğer toplar damarı diyoruz. Bu alt ana toplar damar kalbimizin sağ kulakçığına geliyor. Bu şekilde alt taraftan gelen kan toplandı. Üst taraftan ne gelecek? Beyin ve kollardan toplanan kan üst ana toplar damar. Bakın kalbin üst tarafından geldiği için üst ana toplar damarla yine kalbimizin sağ kulakçığına kirli kan getiriliyor. Bu da büyük dolaşımdır. Bu çizdiğim şekli Kendiniz de e, birkaç kere çizin, kendiniz yazın ama damarların isimlerini emin olun ömrünüz boyunca unutmazsınız arkadaşlar. Evet şimdi geçiyoruz diğer sorumuza. Bağışıklıkta bağışıklık sistemine geçtik. Özgül olmayan mekanizmaları yazınız direkt olarak söyleyeyim. Ben özgül olmayan mekanizmaları ne demek özgül olmamak? Özgül olmamak demek bütün mikroplara karşı aynı tepki demek. Mesela derimiz e, derimiz mikropları karşı geçirmeye geçirme engeldir arkadaşlar. Dolayısıyla bütün mikroplara aynı özelliği gösteriyor. Daha sonra mukus. Burnumuzda bundan mukus, işte e, yine ağzımızda bundan mukus. Bunlar mikropların girişini engelliyor. Sonra e, iltaplanma, ateşlenme. Sonra arkadaşlar işte burnumuzda bundan kıllar. E, iltihaplanma dedik, ateşlenme dedik. Bunlar nedir? işte fagositler, fagositoz yapan hücrelerimiz. Daha sonra e, yani hemen hemen bunlar zaten bizim özgül olmayan mekanizmalarımızdır. Özgül olmayan yollarımızdır diyelim. Diğer sorumuzda da diyor ki aşı ve serumu karşılaştırınız. Arkadaşlar aşı ve seruma baktığımız zaman şimdi bakın aşı şöyle yazalım serum. Şimdi aşı sağlıklı kişiye yapılır ve e, koruma sağlar arkadaşlar koruba bizim amacımız burada koruma serum ise hasta kişiye yapılır ve bizim amacımız burada tedavi tedavi amaçlı yapılıyor aşı'nın içerisinde antijen vardır yani mikrobun kendisi vardır serumun içinde de antikor vardır yani arkadaşlar mikroba karşı oluşturulan protein vardır aşı uzun süreli koruma sağlarken serum kısa süreli koruma sağlar. Bu şekilde karşılaştırabiliriz aşı ve serum. Aktif ve pasif bağışıklığı karşılaştırınız demiş. Şurayı silelim. Arkadaşlar aktif bağışıklık demek ne demek? Pasif bağışıklık demek ne demektir? İlk önce bunlara bakalım. Şimdi aktif bağışıklıkta antikoru bire üretir. Bakın antikoru biz üretiyoruz. Antikor üretilir. Pasif bağışıklıkta ise antikor hazır alınır hazır alınır. Şimdi arkadaşlar aktif bağışıklık iki şekilde sağlanıyor. Nedir bunlar? Bir doğal yolu vardır aktif bağışıklığın, bir de yapay yolu vardır. Şimdi doğal yol kişinin hastalanması. Hastalık doğal yoldur, değil mi? Hastalığı geçirme. Doğal yoldur arkadaşlar. Yapay yol ise nedir? Aşıdır. Bunlar bizim aktif bağışıklığımızdır. Peki pasif bağışıklığa baktığımız zaman pasif bağışıklık da yine iki şekilde olur doğal ve yapay yol olarak doğal yol, yapay yol. Şimdi doğal yolda pasif bağışıklıkta antikor hazır olarak vereceğiz ya. Mesela doğal yolda anne sütü. Annen yazdım. Anne sütü. Evet. Şurayı hatta şuna yazalım. Anne sütü. Daha sonra arkadaşlar plasenta. Nedir bunlar? Doğal bağışıklıktır. Hazır olarak anne sütünden antikor çocuğa geçer ya da plasentadan direkt çocuğa olarak geçer Yapay yol ise serumdur Çünkü serumun içerisine hazır antikorlar veriliyor Ve daha sonra biz o serumu yiyerek ne yapıyoruz İşte serum kolumuza bağlanarak iyileşmiş oluyoruz Böylece aktif ve pasif bağışıklığı da karşılaştırarak sorularınızı bitirdik Biliyorum çok uzun sürdü kusura bakmayın En baştan beri anlattığım için bu şekilde sürdü e, ee, sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. PDF'yi açıklama kısmına bırakacağım. Sonraki videolarda görüşmek üzere.